Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Ben Burak Güvenç. Bugün yepyeni bir Clash of Clans videosuyla sizlerle birlikteyim arkadaşlar. Ana hesabımız olan lekesiz Burak Göyü'ndeyiz. Ve artık ateş etmeye devam ediyoruz. Köyümüz çok güzel ilerliyor. Bitmeye ramak kaldı demiştik. Şimdi de hayvan barınağından bir tane hayvanımızı maxlayacağız. Hemen bir büyülü ölerimize bakalım arkadaşlar. Evet gördüğünüz gibi bir tane çekicimiz bulunuyor. Kahraman çekicimiz bir tane de kahraman kitabımız var. Muhteşem ilerleyişimiz sürüyor. Madalyalarımıza bir bakalım. Madalyalarımızda maalesef bir gün 12 saatlik bir beklememiz var. Ee, yoksa bir tane daha kahraman çekici alıp basacaktım. Şimdi iki tane yükseltme yapacağız. Sonra da saldırılarımız devam edecek. Hayvan barınağına gelelim. Arkadaşlar tek boynuzlu atımız 9. seviyede. Şöyle çekiçle hayırlısıyla bir fullleyelim. Çok güzel oldu. İki tane hayvanın yükseltme derdinden kurtuldum. Bir tanesi elektro baykuş, bir tanesi de tek boynuzlu at. Şimdi normalde videoda olmasaydım buna kitap harcamazdım. Fakat koca öküzü de kitapla bitireceğim. Onu da 7. seviyeye getireceğim arkadaşlar. Daha fazla gün olduğunda orada kullanmak daha mantıklıydı. Ama videonun hatırına bunu da kitapla bitirelim. Şöyle hayırlı uğurlu olsun. Şimdi en düşük seviyede 160 kara iksir, 160 bin kara iksir kasmamız lazım ve lastiği basmamız lazım. Şu an 95 bin kara iksirimiz var. Toplamda da 8 tane saldırımız var. Evet, yapabildiğimiz kadar saldırı yapacağım. Eğer ki video içerisinde sığarsa, ki sığacağını düşünmüyorum. Çünkü her saldırıdan 10k kara iksir alsak yaklaşık 7-8 tane savaşımı yapmam lazım. O yüzden ben sizlerle 5 tane savaş yapacağım. Sonrasında... E, videoyu sonlandırırım daha sonrasında tamamlayıp hemen buradan geleceğim ve lastiği yükseltmesini yapacağım onu da 5. seviyeye getirelim artık güzel 4 tane e, hayvanımızın olması bizim için e, şanslı videoda denk gelmesi zor oluyordu arkadaşlar zaten kahramanlar falan maksimum ilk saldırımızla başlayalım bu arada elektro saldırısı yapacağız gördüğünüz gibi ordumuz hemen saldır diyorum İnşallah böyle bitişik bitişik köyler gelir. Bu arada like atmayı, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayınız. En sevmediğim düzen geldi. Yani bu köye şöyle tersten saldırdığımda sıkıntı oluyor. Belediye binasını indiremiyorum arkadaşlar. Çünkü hortum şurada. Bunu biliyorum. Evet o yüzden şuradan göndereceğim. Gerekirse bir tane dondurmayı feda edeceğim. Belediye binasını bir alalım. Kafamız rahat etsin. Şöyle şu taraftan attım bir balon arkasına hemen zeplinimizi yolladım. Öfke büyüsü geliyor. Şurada kraliçenin oradaki etkisini azaltmak için dondurma attım. Güzel. Belediyeyi ayıkladık. Diğer etapta şuradan bir elektro atalım. Ee, şuradan bir bebek ejder atalım. Kahramanlarımızı şuradan sahaya sürüyorum ve sonrasında şuradan kalan elektrolarımı gönderdim peşine. Balonlarımı yolluyorum. Koruyucumu gönderdim. 2 adet öfke büyüsü yolladım ve koruyucu özelliğini bastım. Klan kalesinden bir adet lav tazı çıktı. Şimdi beklemedeyim. Merkezde güzel. Şurası bayağı bir kalabalık oldu. Hemen şuradaki tazı parçacıklarına da bir saldırı e, zehri gönderdim. Evet güzel ilerliyoruz. Merkezdeki kartal topunu da alırsak tatlı olacak. Şurada bir dondurma kullandım. E, yukarı taraftaki kartal topunun inmesi bizim için önemli olacaktır. Bir adet daha dondurma kullanıyorum. Şurada da bir dondurma kullandım. Arkadan kraliyeti göndereceğim. Ama her yer kara x yayı. Kara x yayları sıkıntılı. Ben de şuradan diğer elektrolara destek amacıyla gönderdim. Sol taraftaki elektrolar çok çaresiz kaldı. Orada hava savunmaları maalesef bizi yıktı, yerle bir etti. Şurada bir dondurma kullanalım. Hem kaya saçarı hem de x yaylarını dondurdum abi. Ama elektro açısından birazcık problemdeyiz. Ee, arka taraftaki kaya saçarı ulaşmamız zor gibi duruyor. Şimdi kraliyetin özelliği basıldı. Bir tane kaya saçar var. Havanda indirildi. Kraliçenin özelliği koruyucu da hakkı rahmetine kavuşacak. Muhtemelen 3 yıldız alamayacağız ama çok güzel bir yüzde aldık arkadaşlar. O da bizim için başarılı diyebiliriz. Şurada kraliçe özelliğini kullanalım. Aslında bu taraftan zeplini yolladım ya. Klan kalesini dışarı çıkartmamız kötü oldu. Ama her türlü yeti olduğu için inecekti. Aynen. Tazıyı uyandırmadan bir şeyler yapabilseydik çok daha yararlı olacaktı. Tek boynuzlu atımız öldü ama kraliçe ile birlikte elektro inadına gidiyor. %91'deyiz arkadaşlar. Son elektromuz da artık öldü ve savaşımızı sonlandırdık. Düzeni bildiğim için o yüzden direkt belediyeyi alıp işimi garantiye almak istedim. 29 kupa gayet başarılı ve ikinci savaşımıza geçelim. Geldik savaşımıza. Şimdi köye bakalım. Bir tane püskürtücü bu tarafta, diğer püskürtücü yukarı bakıyor. Ben bu köye nereden saldırırım? Kartal topunu mutlak derecede almam gerekiyor arkadaşlar. Şimdi şurayı bir elektro ile temizlesek. Aslında uzak tarafı da temizleyebiliriz. Şöyle yapalım. Sol tarafı temizleyip kahramanları sağdan mı atsak? Ama buradan mutlaka kayarlar ya. Şuradan bir elektro atıyorum. Şuradan da bir bebek ejder atıyorum. Kahramanları bu taraftan gönderiyorum. Şu ara bölgeden de elektrolarımı salıyorum arkadaşlar. Şöylemesine. Hemen balonları yükledim. Koruyucuyu gönderdim. Bir öfke, bir öfke gönderdim. Ve koruyucu özelliğini bastım. Şimdi bu taraf bir temizlensin. Arkadan zeplini de gönül rahatlığıyla bırakıyorum. Barbar kralın özelliğine basıyorum. Şurada bir öfke atıp hemen zehiri gönderdim arkadaşlar. Şurayı da bir donduralım. Belediye rahatça alındı. Ama sağ taraf nasıl olacak? Şimdi orada aslında elektrolar belediyenin zehirine ulaşmasa daha güzel olur. Bir kısmı kaydı. Şurada bir öfke daha patlatıyorum. Ve şurayı da donduruyorum. Kraliyetimizi şuradan gönderelim abi. 3 tane dondurma büyümüz var. Şu tarafın temizlenmesi için bir dondurma attım. O tarafta kaya saçar vesaire problemli nokta. Bir tane daha gönderdim. Son dondurmamızı da artık kraliyet için kullanacağım. Yani sol taraftaki koridoru çok güzel kullandık eyvallah ama sağ taraftaki kaya saçarlar kaldı ya bu sefer. O bize bir problem yarattı. Şurada bir dondurma kullanıyorum. Kraliyet şampiyonumuz hayatta kalsın diye. Rakip kraliyetle başa baş gelecek özelliğini bastım. Maalesef 3 yıldız çıkartamadık arkadaşlar. Yani dediğim gibi şu sağ koridor çok güçlü kaldı. Elektroların zehire ulaşması belediyenin zehirinden çok etkilendiler. Orada direkt kaybettik askerleri. Allah'tan kara iksiri temizledik. O bizim için bir mutluluk verici olay diyelim arkadaşlar. Savaşımızın sonuna geliyoruz. Kaç kupa aldık? 22 kupa aldık. Açılalım artık ya değil mi? Artık bir 3 yıldıza ihtiyacımız var arkadaşlar. Dikkat edelim. Dikkatli saldıralım. Püskürtücü buraya bakıyor. Ya şu kartal topu olayı benim sinirimi çok bozuyor ya. Şu taraftan şimdi kahramanları içeri sokmayı denesem mi diye düşünüyorum ama kenar temizliği yapacak birimim yok. O yüzden problem. Şimdi şöyle yapacağım abi. Şuradan bir elektro atacağım. Şu taraf bir temizlensin. Ee, şuraya da bir bebek ejder atacağım. Aslında kar eksir sondasını atsam daha güzeldi be. Şuradan askerleri yolladık abi. Şunları gönderdim. Barbar kralı gönder. Şuradan şuradan koruyucu özelliğini bastım. Şimdi şuraya bir öfke atalım. Şuraya da bir öfke atıp hemen süper minyonları zehirledim. Şu merkezi bir donduralım. Püskürtücü çok problem yaratıyor. Barbar kralın özelliği. Kraliçe gelsin. Askerlerimiz baya bir dağıldı. Yine de kötü gitmiyoruz. Püskürtücü bir hamle yaptı. Şimdi şurada bir öfke daha patlattım. Sağ tarafta Kaya Saçar kaldı. Kaya Saçar'ın kafasına doğru kraliyeti gönderdim. Evet, dondurma büyülerimiz mevcut. Şurada bir kullanalım abi. Kaya Saçar'ın o noktada aynen öyle. Şuradan hala zeplini göndermedim. Şurayı bir daha dondurmak istiyorum derken e, maalesef askerimizi kaybettik. Kraliyetin özelliği basıldı. Şimdi şu arkadan bir zeplinimizi gönderelim şuraya da bir öfke patlatalım. Bir tane de dondurma gönderdim. Bir tane dondurmamız var. Arka taraftan gelen bir zeplinimiz var. Belediyeyi alacağız diye düşünüyorum. Orada bir problemimiz yok. Zeplin indi. Kraliçenin özelliği basıldı. Kraliçemizi de kaybettik ya. İşe bakar mısın gerçekten? Dondurmamız elimizde kaldı arkadaşlar. İlk başta elektro yayım, yayış şeklim yanlıştı temizlik yapamadım doğru düzgün. Ve elektroları çok fazla dağıttığım için bu savaştan istediğim verimi alamadım. Aksine bir de kare eksili içeride bıraktık. O çok kötü oldu. 126k kare eksilimiz var. 5 adet savaşımız var. Muhtemelen yetecektir ya. Alırız. E, lastiği yükseltmesini yaparız. Bir sonraki savaşımıza geçelim. Analizimizi dikkatli yapmalıyız ama yine kartal topu şöyle ara bir noktada arkadaşlar. Yani ejder yarasa ya da ejder binicisi ordusuyla bu düzenlerin hiçbirini affetmezdim diye düşünüyorum. Bu sefer illa kartal topu diye tutturmayacağım. Çünkü alt tarafta püskürtücünün görmediği bir bölüm var. Alt taraftan saldırı yapacağım. Şuradan bir elektro atıyorum. Şuradan da bir bebek ejder gönderiyorum. Kahramanlarımı uzaktan bıraktım ve şuradaki bölümden de elektroları yayarak savaşımı başlattım. Hemen bir koruyucu özelliği basıyorum. Askerlerimi hayatta tutuyorum. En azından bir balon desteği gelsin. Şimdi şuradan da dışarı kayacaklar ya. Neyse merkeze doğru giden askerler var. Zeplini henüz göndermedim. Çünkü belediye binasının o noktada belediye binasını alsak da arkadaşlar problem olabiliyor. Kahramanlarımız güzel ilerliyor. Tazı çıktı. Belediye binasını almayalım abi ama elektrolar gerekirse sağ sola kaymasın. Şurada bir öfke daha attım. E, o taraftan kraliyeti gönderirim gerekirse. Bekliyorum hala beklemedeyim. Bir riske girdim. Tekli cehennem var. Evet şimdi artık riskimizin sonucunda beklemeyi bırakıyorum. Şuradan bir hemen e, zehir büyüsü patlattım. Belediyeyi almak için işimiz garanti olsun bir tane dondurma attım. Patlamayalım abi. Şuradan kraliyeti gönderdim. Tamam. Şimdi 2 yıldız zaten problem değil. 2 yıldızı her türlü alıyoruz. Ama sıkıntı 3 yıldıza ilk defa bu kadar elektro saldırısıyla zorlandım ya. Yani gerçekten normalde çatır çutur üçlediğim ordu abi. Ama bugün olmadı. Niye bilmiyorum yani bugün yapamadım. Beceremedim yani öyle söyleyeyim. Dördüncü savaşımıza geliyorum ve hala 3 yıldız alamadım. Şaka gibi. Şurayı dondurduk. Dondurma da boşa gitti. Yani artık saldırılarım sinirden olmaya başladı. Giriyorum saldırı yapıp çıkıyorum ya. Üst taraftan saldırsak diyeceğim de testalarında burada olduğunu nereden bileyim şu saldırdığım yerdeki bu boşluğu mesela normalde buradan saldırmam. Çünkü elektroların kayacağı çok belli ya. Yok %81 abi. Beceremedim. Son bir savaşım kaldı. Belki onda 3 yıldız alırız diyorum. 26 kupayla son savaşımıza geçiyorum. Kapanışta güzel baya bitişik bir düzen geldi ama ne yapacağız bakalım. Şimdi belediye binasını <laughs> pardon şuradan alıp bir aradan çıkmak istiyorum arkadaşlar. Öfkemi attım. Şöyle çaprazdan attım bilerek. Hortum mortum. Bir problem olmasın diye ki hortum çıktı ama yine de belediyeyi alacağız. Bir problem yok. Güzel. Şimdi şu taraf daha cezbediyor ama velakin bakalım durum ne olacak? Şuradan bir elektro attım. Şimdi şuradan da bir bebek ejder gönderip kahramanları sahaya sürüyorum. Bunun en büyük sebebi şu tazıyla bir oyalanmayalım abi. Elektroları yolladım. Şöyle koruyucumuzu gönderelim Güzel bir öfke bir öfke Koruyucu özelliği geldi Şurayı da acilinden bir dondurmak istedim Püskürtücünün bir hamlesinden kaçabilsek Daha tatlı olacaktı Yine de problem yok şimdi tekrar dondurdum Merkeze girdik Şimdi burada bol bol dondurmamızı Kullanmamız lazım ee, Zehiri şurada bir atalım Tazı parçacıkları insin Ve sonrasında da Kraliyetimizi sahaya şuradan sürüyorum 2 adet dondurmamız var. Ve bu dondurmaların bir tanesini şu noktada kullandım. Hava savunmasını içeri alamadım. Bu beni birazcık üzdü. Ama şuradaki kraliyeti donduracağım abi. Bizim kraliyet hayatta kalsın diye. Arkadan şey vuruyor. Adı nedir? Kaya Saçar vuruyor. Özelliğini bastım. Kaya Saçar'ı almak istiyorum. Kraliyet insin indi. X yayınım var ya çok az canı kaldı. Kaya Saçar'ı alabileceğiz mi? Abi kayasaçarı alamadık. Tek boynuzlu at ve kraliçemiz kaldı. Bakalım gücümüz yetecek mi? Oradaki savunmaları indirdik. Havan var. E, süre problemimiz büyük. Gerçekten süre problemimiz büyük. E, aksi takdirde 3 yıldız alabiliriz diye düşünüyorum. Bakacağız. Tek boynuzlu at. Ver abi canı. Can doldur. Bol bol can basman lazım. Yoksa biz sıkıntıya düşeriz. Hemen oradan hava savunmasını al. Topu al sonra dışarı dolaş. Bak Kaya Saçar geldi şimdi ya. Aynen. Şimdi özelliğimiz kullanıldı. Çok kötü. Al abi şunu. Al şunu aldık. Kaya Saçar'ı indirdik. Tek boynuzlu at, hay, hala hala hayatta konuşamadım. İki kişi şu an bizi izliyormuş. Bir tane XE'yi var. Süreden bakalım yiyeceğiz mi? Yemezsek 3 yıldızı alacağız. Ya da kraliçe birazcık hayatta kalırsa. Canı doluyor abi. Ama şu aradan girip XE'yi almadı ya süre birazcık beni korkutuyor. Bakalım dev bomba çıktı. Küçük okçularımız öldü. Ee, birazdan X yayına doğru döneceğiz. Heyecan dorukta. En kötü ihtimalle %99 zaten. Atımız e, can vermeye devam ediyor. X yayının yavaştan menziline giriyoruz derken şu an menziline girmiş bulunduk. Orada altın deposunu alıyoruz. Bir yandan da şifa devam ediyor. Şöyle yaklaştırayım. X yayının canı çok azdı arkadaşlar. Gerçekten çok azdı ama. Kraliçe dayanamayacak. Olaya bakar mısın ya şurada azıcık canı kalan x yayı bizim 3 yıldız almamızı engelledi %99 tek boynuzlu at kaldı savaştan çıktım yapacak bir şey yok 32 kupa aldık bugün elektro saldırısında ne hikmetse beceremedim normalde çatır çutur 3 attığım orduyla bugün yapamadık arkadaşlar yine e, ganimetimiz hayvan gibi dolmuş 3 tane saldırı var. Her birinden 10k kare eksir alırsak yeter. Zaten burada da alt... o tamam tamam. Biz niye kastık abi? Zaten ganimet varmış ya. Şuradan lastiği de basayım. Ee, koca öküze gücümüz yetmiyor. 5 gün 12 saat. Şunu da bastık mı? Kafa temiz. İnşaatçılar ne zaman? En yakın 2 gün 11 saat. O birazcık kötü olmuş. Yine altın boşa gidecek. Yani sürekli altının boşa gitmesinden sıkıldım. Şunu bir satalım. Yeşil taş gelsin. Şunu da satalım abi. Zaten bütün askerlerimiz maksimum. Şunu bile satasım var da. Onu tutacağım belki bir şey olur. Güncelleme mücelleme gelir. Tutalım. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.